Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere çamaşır makinesinden gelen gürültülü, uğultulu, takırtılı seslerin sebeplerini, neden kaynaklanabileceğini anlatmaya çalışacağız. Çamaşır makinenizin yılı, yaşı, kilosu çok önemli değil. Makinenizden yıkama yaparken çok fazla gelmese de sıkmadayken, özellikle sıkma yaparken çok aşırı şekilde uğultu, gürültü, patırtı gibi sesler varsa ilk öncelikli bakmanız gereken yer çamaşır makinenizin kapağını açıp İç taraftaki tambur kısmına, kazan kısmına bakmanız gerekmektedir. Çamaşır makinenizin kazan kısmı çamaşırın yükünden dolayı belirli zaman sonra kazan bilyalarında boşluk yapıp, keçede boşluk yapıp veya yırtılıp bozulup ses yapmaya başlayabilir. Bunun haricinde farkına varmazsınız. Uzun süredir uğultu yapıyordur kazanınız. Fakat siz farkında değilsinizdir. Kazan tamamen düşmüş olabilir, kazan sürtüyor olabilir, dış kazana iç tambur. Bunları anlamanın öncelikli yolu kazanınızı açtığınız zaman. Kazanın iç kısmını gördüğünüz üzere kapağı açtığınızda çevirebilirsiniz elinizle. Makinenizin elektrikten fişinin çekili olduğunu kontrol edin. Elektrikteyken pek müdahale etmeyin, sıkıntı çıkarmasın. Makinenizi kapağı açtıktan sonra iç kazanını elinizle çevirmeniz lazım. Bunu niye çevireceksiniz? Kazanın içini çevirdiğiniz zaman kazanda aşırı bir ses var mı? Boşken kazanı çevirdiğiniz zaman normal döndürme sesi, şu anda kazanı çevireceğim. Şu anda kazanın sesini duydunuz. Bu kazan şu anda bozuk olmadığı için, yani kazan bilyalarında sıkıntı olmadığı için herhangi bir uğultu yapmadan, motor sesi var sadece, o şekilde dönüyor. Siz bilyanızda bir sıkıntı varsa bu sesin, yani motor sesini duyamazsınız. Uğultu böyle gürültü şeklinde veya çıtır çıtır bir kırma sesi gibi, veyahut kazan düştüyse resistansa sürter, böyle cızırtı diyelim, demir demire sürter gibi, plastiğe sürter gibi. O şekilde sesler var ise kazanınız büyük ihtimalle düşmüştür, bilyalar dağılmıştır. Bunu kendinizin tamir etme şansı yoktur. Bunun için mutlaka bir teknik veya yetkili servisten yardım almanız gerekir. Onun haricinde makinenizin alt kısmında bütün makinelerde bulunur. Pompa kapağı dediğimiz, diğer videolarımızda tarif ettiğimiz çamaşır makinenizin suyunun boşaldığı pompanın önünde filtre kapağı olur. Bu kapağı açıp içini kontrol etmeniz gerekir. Bunun içinde herhangi bir para, toka, tel gibi şeyler olabilir. Bunlar da pompanın çalışma esnasında pervanesine vurduğu için takırtı yapabilir. Ondan dolayı da ses gelebilir. Nitekim bunlarda sıkıntı yok. Makineniz hala ses yapıyorsa ayaklarının boşluğunu kontrol etmelisiniz. Makineniz yerinde dururken sallanmaması gerekir. Yani makineniz mutlaka sabit durması gerekir. Elinizle salladığınız zaman makine yerinden oynamayacak. Bir nevi kaya gibi yerinde duracak diyeyim. Bunlardan hariç makinenizin iç kısmında amortisörler, yaylar, ağırlık denge taşları, kolları olur. Onlarda da bir sıkıntı olabilir. Kazanda ve pompada sizin kendi kontrolünüzle bir sıkıntı görmediyseniz. İç kısmından da dediğimiz yerlerden problem yapabilir. Bu problemleri kendinizin çözme ihtimali yoktur. Bunlara mutlaka bir teknik veya yetkili servisten yardım almanız gerekir. Kendinizin bilgi sahibi olması amacıyla bu gösterdiğim yerlere bakarak herhangi bir ustaya veya servise bu şekilde bilgi verebilirsiniz. Kazanımda, pompamda ses var gibisine. O şekilde yardımcı olurlar size. Umarım videomuz yardımcı olmuştur size. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz bize yardımcı olmuş olursunuz. Herkese kolay gelsin.